Herkese merhaba. Turkey Beyond Borders başlıklı bu projede ben de sizlerle birlikte milliyetçilik ve akademik özgürlük seminerini yürütmeye çalışacağım. Bu bağlamda da özellikle AKP dönemi milliyetçilik, ulusal kimliğin inşası, Kürt meselesi ve akademi üçgeninde bu milliyetçilik ve akademik özgürlük bağlamını tartışmaya açmak istiyorum sizlerle birlikte. Ben kimim? Elçin Aktoprak. 2017 Şubat'ına kadar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesiydim. 2017 Şubat'ında barış imzacısı olduğum için diğer fakülte arkadaşlarımla birlikte ihraç edildim. 2018'den beri de Avrupa Birliği projesi olan İnsan Hakları Okulu'nun proje koordinatörlüğünü yürütmekteyim. Fakültedeyken de şimdi de milliyetçilik, azınlık hakları ve barış çalışmaları üzerine yazmaya, çalışmaya, üretmeye çalışıyorum. Bu bağlamda sizlerle de bu atölyeyi, bu semineri yürüteceğiz zaten. Bu bir giriş videosu aslında. Biraz konuya ısınalım. Biraz ben AKP dönemi milliyetçilikten, Kürt meselesinden ve bu bağlamda Türkiye'de akademik özgürlüğü nasıl ele alırız sorusuna geçmeden önce kullandığım kavramları biraz tanıyalım istedim. Çünkü herhangi birini çok derinleştirebilecek vaktimiz de yok. Yani burada milliyetçilik tarihini de derinleştiremeyiz. Akademik özgürlük üzerine olan tartışmayı da belki geçmişten bugüne çok derin bir şekilde ele alamayız. Dolayısıyla ben bu kavramları kullandığımda neden bahsediyorum? Oradan başlamak yerinde olacaktır fikrindeyim. Milliyetçilik dediğimiz zaman ben çok konstruktivist bir perspektife sahibim. Yani tarihin belli bir aşamasında milliyetçiliğin milleti inşa ettiğini savunuyorum. Modernleşme süreciyle ve kapitalistleşme süreciyle birlikte milletin milliyetçilik tarafından ortaya çıkarıldığı fikrindeyim. Bu bağlamda da milleti bir kültürel ve siyasal cemaat olarak tanımlayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki milliyetçilik milleti bir gecede tak diye 19. yüzyılda birdenbire ortaya çıkarmış, inşa etmiş, icat etmiş vaziyette değil. Elbette ki böyle bir inceleme için bir uzun zamana, bir long dure'ye ihtiyacımız var. Ama çok basitçe ben milliyetçilik, millet arasındaki ilişkinin modernleşme ve kapitalistleşme süreciyle birlikte değerlendirilerek anlaşılabileceğini düşünüyorum. Bunu bir kenara koyarsak, akademik özgürlükten ne anlıyorum? Oraya geçelim isterseniz. Önce hiç böyle UNESCO'nun veya başka bir örgütün, kurumun tanımına geçmeden önce ben ne anlıyorum akademik özgürlük dediğim zaman? İhraç edilmiş bir akademisyen olarak veya hala çalışıyor olsaydım ne düşünürdüm diye düşündüm. Sanırım çok basitçe şunu anlıyorum akademik özgürlük dediğim zaman. Merak ettiğim bir konuyu araştırmak, öğrenmek, o konu üzerine çalışmalarımı özgürce sürdürmek ve o çalışmaları özgürce paylaşmak. Yani herhangi bir baskı rejiminin, herhangi bir iktidar mekanizmasının baskısına maruz kalmadan bana yönelik herhangi bir baskının da önlendiğine emin olarak araştırmak, öğretmek, öğrenmek olarak tanımlayabilirim. Bu bağlamda da herhalde sadece akademiyi ve akademik özgürlüğü üniversitenin dört duvarı arasında sınırlamak mümkün değil. Her ne kadar bu seminerde üniversitelerden bahsedecek olsak da aslında araştırmacılar için, üniversitelerde kadrosu olan akademisyenler için ve yine bütün orada eğitim alan öğrenciler için şart olan bir hak, bir temel hak olarak akademik özgürlüğü tanımlıyorum. Yine de özellikle Türkiye'deki baskı rejimi, akademik özgürlüklerin ihlali konusuna ilerleyen videolarda geçmeden önce bir de UNESCO'nun tanımını size vermek isterim. UNESCO'da şöyle diyor akademik özgürlük için. Akademik özgürlük, araştırma, öğretim, inceleme, tartışma yoluyla bilgiyi elde etme, geliştirme ve aktarma özgürlüğü olarak tarif edilebilir. Akademik özgürlüğün kişinin herhangi bir ayrıma uğramaksızın devletin ya da başka herhangi bir aktörün baskısına maruz kalmadan çalıştıkları kurum ya da tabi oldukları sistem hakkında düşüncelerini açıkça ifade etme serbestliği ve uluslararası düzeyde tanınan insan haklarından faydalanmayı içerir. Dolayısıyla son derece geniş, kapsamlı bir
tanımla aslında UNESCO karşımızda. Peki ben neden milliyetçilik ve akademik özgürlüğü bir arada ele alıyorum? Şimdi herhalde ilk aklımıza gelen şu, milliyetçilik yerel bir ideoloji olarak karşımıza çıkarken akademik özgürlük biraz daha evrenselle, akademi biraz daha evrensel olanla ilgili, herhalde o yüzden birlikte ele alıyoruz diye düşünülebilir. Ama aslında ben o yüzden ele almıyorum. Elbette ki ilişkili ama milliyetçilikle akademik özgürlük arasındaki ilişkiyi bu tek boyuta indirgeyemeyiz. Yani bu yerellik ve evrensellik boyutuna indirgeyemeyiz. Bence ilk ele almamız gereken boyut milliyetçilik ve ulus devlet bağlamında akademi boyutu. Şimdi buradan baktığımız zaman neden bu konu özellikle hak ihlalleri, akademik hak ihlalleri söz konusu olduğunda karşımıza çıkıyor, daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Milliyetçilik tarafına kaydığımızda şunu görüyoruz. Çok farklı milliyetçi hareketler var. Azınlık milliyetçiliği var, çoğunluk milliyetçiliği var, ezen ezilen ulus milliyetçiliği var. Ben bu seminerde milliyetçilik dediğimde biraz daraltarak kullanacağım kavramı ve aslında bahsettiğim daha çok kendi ulus devletini kurmuş, ulaşmış veya kendi ulus devletine zaten sahip, devletine sahip ve bunu ulus devlet haline dönüştürmüş milliyetçiliklerden, yani çoğunluk veya devlet milliyetçiliklerinden bahsedeceğim. Bunun altını çizeyim öncelikle. Buradan yola çıktığımızda milliyetçilik ve ulus devlet bağlamında karşımıza bir anahtar kelime çıkıyor. Merkezileşme. Bu kapitalizmle de ilişkili. Ulus devletin tarihine baktığımız zaman ekonomiden toplumsal hayata, siyasetten kimlik inşasına kadar her alanda bir merkezileşmenin ulus devletler için özellikle 19. yüzyıldan itibaren belli bir döneme kadar, hatta bana sorarsanız küreselleşmeden o 90'lara kadar son derece önemli bir anahtar kavram olduğunu görüyoruz. Şimdi biz merkezileşme dediğimiz zaman veya bir ulus devlet içinde ulusal kimliğin inşasının aktörleri, ajanları kimlerdir dediğimiz zaman üç önemli aktör karşımıza çıkar. Aşağı yukarı her kitapta, her çalışmada da bunlarla karşılaşırız. Birincisi bürokrasidir. Bir ulus devletin inşasında ve ulusal kimliğin inşasında son derece önemlidir. İkincisi ordudur. Üçüncüsü de eğitimdir. Şimdi biz biraz bu eğitim noktasında duracağız bu seminerde. Eğitimi de ikiye ayırabiliriz sanırım. Öncelikle ilk ve orta eğitim ve öğrenimden bahsedebiliriz. Ulus devlet çatısı altında. Bir de üniversite ve üniversite sonrası eğitim ve öğrenimden bahsedebiliriz. Şimdi bu bağlamda ilk ve orta öğretim zaten ulus devletlerin tüm vatandaşlarına, belli bir yaş aralığındaki tüm vatandaşlarına zorunlu kıldığı bir süreçtir. Ve o zorunluluk sadece o vatandaşların işte cahilliğini ortadan kaldırmak, onları medenileştirmek, uygarlaştırmak, ilerletmek için değil, aynı zamanda onları o ulus devletin makbul vatandaşları haline getirmek için de önemlidir. O eğitim sürecinden, o tornadan geçen 6-7 yaşından itibaren oradan geçen çocuklar ulusal kimliği benimseyerek, çoğu zaman eleştirel bir düşünceyle onu sorgulamadan yetişkin vatandaşlar, bireyler olarak ulus devletin hizmetine girerler. O yüzden eğitim son derece önemlidir. Üniversite ve üniversite sonrası eğitime de baktığımızda, yine bütün bu modernleşme ve kapitalistleşme bağlamında düşündüğümüzde, üniversitede aslında ulus devletin ihtiyaç duyduğu hizmetlerde çalışacak uzmanların yetiştiği eğitim alanıdır. Bürokrat yetiştirebilir, subay yetiştirebilir üniversiteler, özel sektöre uzmanlar yetiştirebilir. Dolayısıyla da ta başından itibaren, 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıldan itibaren aslında üniversiteler ulus devletlerin çatısı altında onlara hizmet etmek üzere kurumsallaşmışlardır. Tabii ki akademinin kurumsallaşma tarihi çok daha eskilere gider. Yani biz baktığımızda 17. yüzyıla kadar, hatta biraz daha sonrasına kadar özellikle kilisenin o dönemin üniversiteleri üzerinde son derece etkili olduğunu,
19. 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıldan itibaren de gelişen, kiliseye karşı gelişen burjuvazinin toplumsal sınıfların üniversiteyi daha seküler muhafazakarların baskısından kurtarabildikleri bir alan olarak bu sefer kendi hizmetlerine çekerek inşa etmeye başladıklarını görürüz. Tabii çok kabaca söylersek iki tür üniversite yapısından bahsedebiliriz. Biri daha çok kıta Avrupası modelidir. Biraz daha o kilise ve ardından ulus devlet modeliyle karşımıza çıkar. Biri de daha burjuvazinin kontrolünde çıkan, bugünün vakıf üniversiteleri, özel üniversiteleri olarak kendini kurumsallaştıran Anglo-Sakson geleneğidir. Ama bana sorarsanız ikisinin de kesiştiği bir yer vardır. Her ikisi de ulusal kimlik, milliyetçilik, vatana hizmet, ulusa sadakat gibi milliyetçi kavramların kullanımında bir ortaklığa sahiptirler. Bir makbul vatandaş yaratma, onların çalışabileceği zeminlerde onları milliyetçilik çerçevesinde düşünen sadık bireyler halinde eğitme gayesi aslında aşağı yukarı bütün bu iki modelde de karşımıza çıkar. Yani şöyle örneklendirebiliriz belki. Mesela Amerikan modeli özellikle neoliberal sistemle birlikte çok tartışılan, dünyaya kendisini, dünyadaki üniversitelere kendisini dayattığı söylenen bir modeldir. Ama bu özel üniversite neoliberal modele baktığımızda 2000'lerden beri oradaki akademik özgürlük tartışmasının da aslında Amerika'daki üniversitelerin nasıl Amerikan ulusal güvenliği, Amerikan ulusal çıkarı çerçevesinde araştırma yapma, öğretme, üretme eyleminde bulunduğunu tartışmaktadır. Dolayısıyla da aslında iki geleneğinde ulus devlet, ulusal kimlik, milliyetçilik gibi jenerik kavramlardan çok kopmadan faaliyetlerine devam ettiklerini görürüz. Şimdi buradan yola çıktığımızda, başladığımız yere döndüğümüzde, akademi evrensel, işte milliyetçilik yerel midir dediğimizde, o ilişkinin bu kadar da iki ayrı uç olmadığını görüyoruz. Tarihsel olarak akademinin ortaya çıkışı ile iktidara bağımlılığı, bağlılığı hem maddi olarak hem sosyokültürel olarak karşımızda olan bir gerçek ve bizler de aslında akademik özgürlükten bahsettiğimizde bu zemini bilerek, aslında zorlu bir mücadele verdiğimizi bilerek hareket ediyoruz. Şimdi bu mücadele ne zaman başladı diye düşündüğümüzde genel kabul aslında biraz daha eleştirel akademinin, akademisyenlerin veya öğrenci hareketlerinin aslında İkinci Dünya Savaşı sonrasında ve artan bir şekilde 1960'lardan sonra kendilerine yer bulabildiklerini gösteriyor. Burada da galiba kilit kavramlardan biri sosyal refah devleti. Şimdi kapitalist sistem üzerinden gittiğimiz için bu döneme böyle kabaca biraz çok uzağa giderek baktığımızda sosyal refah devleti döneminin İkinci Dünya Savaşı sonrasından neredeyse 1980'lere kadar, elbette ki her ülke özelinde değişebilir, ama bir hakimiyeti, bir dominansı olduğunu söyleyebiliriz kapitalist sistemde. Şimdi sosyal refah devleti kapitalizmden ayrı belki değil, aynı sermaye birikim rejimi içinde farklı bir model aslında. Fakat baktığınız zaman kamusal eğitim, kamusal sağlık, bunların hepsinin yaygınlaşması, tüm vatandaşlara eskisine oranla daha fazla ulaşmaya başlaması, kırsaldan kente gelen veya daha sınıfsal olarak alt sınıfa mensup çocuklardan büyük şehirlere okumaya gelen grupları karşımıza çıkarır. Şimdi bunlar neden önemlidir? Bunlar hem o aşağıdan yukarıya toplumsal hareketliliği gösterir, hem de üniversitelerin ana akımdan biraz farklılaşabildikleri öğrenci hareketleriyle, dönemin sol hareketleriyle ilişki içine girebildiği bir dönemi bize ifade eder. Çünkü üniversite evet bir taraftan tarihsel olarak devlete hizmet edenleri eğitmek için ortaya çıkmış olsa da
ironik bir şekilde ve iktidarın biraz denetiminin dışında aynı zamanda eleştirel düşüncenin de geliştiği yerler hep ola gelmişlerdir. Bu hep meselesi aslında dar bir alanda sıkışıktır. Ama bütün çaba da ve hala bütün çabamız da o dar alanı genişletmek, o ana akım dediğimiz hattı biraz daha en azından akademik özgürlük meselesine çekebilmek mücadelesidir. Şimdi konumuza geri dönersek biraz daha, dolayısıyla 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren diyerek özetleyeyim. Biz biraz daha sol, biraz daha hatta bazı ülkelerde liberal kesimlerin hem akademide kendilerine pozisyon, kalıcı pozisyon bulabildiklerini görürüz. Hem de öğrenci hareketleriyle akademide biraz daha eleştirel düşüncenin canlandığını görürüz. Tabii ki bu eleştirel düşüncenin canlanmasını işte 1930'lardan itibaren Frankfurt Okulu'na götürebiliriz ama bunların somut etkilerini biz daha çok 60'lardan itibaren karşımızda görüyoruz diyebiliriz. Ki Türkiye örneğinde de aslında bunu çok somut bir şekilde yaşamışızdır. Şimdi ama bu eleştirel düşüncenin ortaya çıkışı dediğim gibi bir ana akım gidişatı da tam olarak ortadan kaldırmamıştır. Özellikle otoriter rejimler altında akademi her zaman büyük baskı altındadır. Yani biz bu atölyede Türkiye örneğini ele alacağız ama İşte McCarthy dönemi Amerika'ya baktığımızda, Franco dönemi İspanya'ya baktığımızda veya Perón döneminde Arjantin'e baktığımızda üniversitenin milliyetçi söylem için, milliyetçi hareketler için, ulus devlet politikaları için ne kadar da merkezi bir öneme sahip olduğunu görürüz. Mesela bir örnek Perón dönemi Arjantin'inden verilebilir. Felsefe fakültelerinin boşaltılıp din adamlarıyla doldurulması. Mesela Türkiye'de biz bugün bunu çok görüyoruz. Özellikle son birkaç senedir felsefe fakültelerinin, ilahiyat fakültelerinin neredeyse denetimi altına girmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla da özellikle otoriter dönemlerde üniversitelerin çok daha fazla baskı altına alındığını, çünkü üniversitelerin öyle veya böyle eleştirel düşüncenin bir şekilde çoğalabileceği mekanlar, imkanlar yaratmak demek olduğunu aslında baskıcı rejimlerin çok iyi bildiğini görüyoruz. Bir giriş dersi için belki biraz uzattım ama AKP dönemi, üniversite, akademi ilişkisini anlamak açısından bu vurguların önemli olduğunu açıkçası düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla bu atölyenin, bu seminerin en başında söylediğim milliyetçilik ve akademik özgürlük ilişkisine geldiğimizde bence şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Milliyetçi rejimler, baskıcı rejimler, aslında genel olarak söylersek ulus devletler, akademinin kendi kontrolleri dışında olmasından çok da haz etmezler. Ve buna karşı alabilecekleri üç yol var. Şimdi ilk yol şu, şöyle yapılabilir. Belli dönemlerde, özellikle daha liberal hükümetlerin iktidarda olduğu dönemlerde veya daha tırnak içinde demokratik rejimlerde şöyle bir şey karşımıza çıkar. Muhalif ve eleştirel kesimlere akademik özgürlük ve özellik çerçevesinde üniversitelerde yer verilir. Mümkünse bu isimler dinlenir ve sistemle uzlaşmaya çağrılır. Bu bir yol olabilir. Bir ikinci yol, yine benzer rejimlerde, liberal ve daha demokratik rejimlerde diyelim, şu olabilir. Çok radikal görüşte olan akademisyenler veya öğrenciler yok sayılır. Yok sayılarak marjinalize edilir. Ana akım kendi hattında devam eder. Daha radikal olan kesim o akademik özgürlük çatısı altında bir yerlerde bir şeyler üretmeye, etkileyebildiği kadar bir kesimi de etkilemeye devam eder. Ama yok sayılır iktidar tarafından. Bir üçüncüsü ve bizim AKP üzerinden ele alacağımız veya işte biraz önce örneklendirdiğim Franco dönemi İspanyası veya işte Perón dönemi gibi bir örnek. Bu tip akademide yer alan, iktidara göre radikal kabul edilen öğrenciler, akademisyenler, araştırmacılar, akademi sadece yok sayılmaz aslında. Düşmanlaştırılarak marjinalize edilir ve o düşmanlaştırma içinde de bastırılır,
ezilir, ihraç edilir, akademi dışında tanımlanır. Biz bir sonraki seminer videomuzda aslında biraz buraya doğru gideceğiz. Tüm bunlar yapılırken de ama baktığımızda, yani bu üç yolu düşündüğümüzde, işte sistemle uzlaştırmaya çalışmak, yok saymak veya düşmanlaştırmaya çalışmak, hepsinin bir ortak dili olduğunu görürüz. İktidarlar aslında hepsi için şunu düşünürler. Ulusal çıkarımız, ya da şunu söylerler, ulusal çıkarımız, ulusal güvenliğimiz, bunları gözetmek zorundayız, bu yönde hareket etmek zorundayız. Altını çizmemiz gereken nokta şu, sadece iktidarlar dediğim zaman hükümeti veya işte bir başkanlık rejimindeki başkanı temsil etmiyorum. Üniversitedeki iktidar pozisyonlarını da temsil ediyorum. Çünkü biz ana akım üniversitelerde küresel olarak şunu da görürüz. İşte Fransa'mız için, Amerika'mız için, Türkiye'miz için ilerlemeli, araştırmalı ve bizim işimize yarayacak, bizi diğer devletlerle rekabette öne geçirecek adımlar atmalıyız. Akademiyi bu yönde hizmete koşmalıyız. Şimdi dolayısıyla da ulusal kimlik, milliyetçilik aslında burada üniversitede iktidar pozisyonuna sahip olanlar tarafından da yola sürülmektedir. Şu soru akla gelebilir. Denilebilir ki bir akademisyenin ulusal kimliği olamaz mı? Ya yani olabilir belki. Neden olmasın? Olabilir. Ama oradaki kriter galiba şu. Ulusal kimliğinize göre mi bir konuyu ele alıyorsunuz, inceliyorsunuz, araştırıyorsunuz? Doğa bilimleri veya sosyal bilimler bence burada fark etmez. Yoksa daha evrensel kriterlerle gerçekliğe ulaşmak, doğruya ulaşmak amacıyla mı hareket ediyorsunuz? Bence kritik soru bu. Ama öte yandan şunu da bir dipnot olarak koyayım. Burada da koyu bir pozitivist olarak bunu savunmuyorum. Yani bir gerçekliğe ulaşmaktan bahsederken o gerçekliğe de eleştirel bakabilmek meselesini konunun içine yedirdiğimi lütfen kabul edin. Yoksa böyle bizim dışımızdaki dünyanın gerçekliğine son derece objektif bir şekilde ulaşabiliriz gibi bir noktadan değil. Ama eleştirel, kritik bir noktadan hareket etmek gerektiğini, en azından herhangi bir iktidar odağına hizmet etmek için akademik üretim yapmamak gerektiğini belki söyleyebiliriz. Şimdi buradan hareket ettiğimizde bu ulus devlet, milliyetçilik ve akademi ilişkisine baktığımızda ve özellikle ulus devletin akademi üzerindeki baskısına baktığımızda Türkiye tabii çok ne diyelim, kötü bir şey belki bunu söylemek ama iyi bir örnek eğer bunu çalışıyorsanız. Çünkü tarihsel olarak hem merkezileşme ve ulus devletleşme sürecinde akademinin nasıl kurumsallaştığını görüyorsunuz o çatı altında, hem de o çatıdan biraz çıkmaya çalıştığınızda iktidarın demir yumruğunun nasıl akademisyenlerin ve öğrencilerin başına indiğini çok net gözlemleyebildiğiniz bir örnek Türkiye. Bu bağlamda çok derinlemesine AKP dönemi öncesine girmeyeceğim ama bu bağlamda şunu söyleyebiliriz. Osmanlı'dan itibaren bir kere bütün o yüksek öğretim, bugünkü anlamıyla yüksek öğretim dediğimiz kurumsallaşmanın yine küresel gelişimle paralel gittiğini görüyoruz. Yani dinin bu kurumsal yapıda hakim olduğu yıllarda Osmanlı'da da Enderun Mektebi var. Ne zaman ki modernleşme hareketi, merkezileşme yavaş yavaş başlıyor, biz Osmanlı'da 19. yüzyıldan itibaren tıbbiye, harbiye, mülkiye gibi aslında merkezileşen, modernleşen devletin ihtiyaç duyduğu subayları, doktorları ve bürokratları yetiştirecek bir kurumsallaşmaya, bir akademik kurumsallaşmaya gidildiğini ve aslında bu üç kurumunda, bir de tabii buna Galatasaray ve Darülfünun'u da eklemeliyiz, bu kurumların da hepsinin de günümüz Türkiye'deki günümüz üniversitelerinin kökenlerini oluşturduğunu görüyoruz. Cumhuriyet'in ilanından sonra üniversitenin kendisinin aslında ulusun bilgisini üreten bir yer haline dönüştüğünü de görüyoruz. Bu da yine Türkiye'ye özel bir durum değil. Şimdi 19. yüzyıl sosyal bilimlerin dallara ayrıldığı, o dalların çok ortodoks bir şekilde kendi içine kapanmaya başladığı bir yüzyıl. Tarih, coğrafya, folklor. Şimdi bunlara baktığımızda biz her birinde hangi ülkedeyse
o üniversite diyelim ki, oradaki tarihçilerin, oradaki coğrafyacıların kendi uluslarının tarihini, kendi uluslarının coğrafyalarını yazdığını, araştırdığını görüyoruz. Folklor. Folklor aslında 19. yüzyıl romantik milliyetçiliğiyle gelen ve bir ulusun köklerini araştıran halk bilimi. Mutlaka bugün günümüzde bir ulus kutusuna sıkıştırmak zorunda değiliz halk bilimini. Ama gelişim sürecine baktığımızda bunu görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla küresel bağlamda gelişen bu sosyal bilimlerin dallara ayrılması, bir ulus devletin ihtiyaç duyduğu ulusal kimliği inşa edecek unsurlara dair bilgi üretmeye başlaması Türkiye için de geçerli. Yani biz baktığımız zaman, güneş dil teorisine baktığımız zaman, Türk tarih tezine baktığımız zaman, Türk Dil Kurumu'nun kurulmasına baktığımız zaman aslında bütün akademik bilginin ulusal kimliğin inşasına bilgi üretmek olarak nasıl kurulduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla da bunun dışına çıkmaya çalıştığınız andan itibaren veya eleştirmeye çalıştığınız andan itibaren de iktidarlar tarafından marjinalize edilerek, düşmanlaştırılarak, zaman zaman yok sayılarak akademinin dışına itiliyorsunuz. Çünkü yetiştirilmesi istenilen makbul vatandaşı zehirleyenler olarak kodlanıyor bu tip eleştirel akademisyenler. O yüzden de Türkiye tarihinde işte 1960'larda 147'ler, 1980'de 1402'likler, ardından 28 Şubat'ta üniversiteden ihraç edilenler ve en sonda 2016 sonrasında barış akademisyenleri ve aslında işte darbeyle ilişkilendirilerek ihraç edilen Gülen cemaati mensupları üniversiteden tasfiye ediliyorlar. Dolayısıyla da aslında Türkiye örneğinde biz biraz daha barış imzacıları üzerine duracağız. Kürt meselesi üzerinden örneklendirdiğimiz için bunun ilk defa gerçekleşmediğini, bunun sadece Türkiye'ye özgü de olmadığını görüyoruz ve göreceğiz. Şimdilik bu ilk videoyu burada bitireyim. Aslında düşündüğümden de uzun tuttum sanırım. Bundan sonraki videolarda önce AKP milliyetçiliğini veya AKP milliyetçiliği dediğimde ne kastettiğimizi biraz ele almaya çalışacağız. En son videoda da Kürt meselesi üzerinden akademik özgürlüğü tartışacağız. Çok teşekkür ederim.